Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bize ayrılan miting alanını doldurmuşsunuz. Bir miting alanı da orada doldurmuşsunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün seçimlerden sonra bu otobüsün üstünden ilk defa ve bir miting meydanında ilk defa konuşma yapıyorum. Ve buradan hemşerilerime, Ege'nin bir evladına sahip çıkan ve sonuna kadar arkasında duran Denizli'nin güzel insanlarına yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Cumartesi günü memleketim Manisa'dan sonra koşup buraya geldim. Sizinle birlikte Denizli'nin siyasi tarihinin en görkemli mitinglerinden birini yaptık. O gün önce bir çağrıda bulundum. Dedim ki biz siyasi partilerin liderleri Ankara'da bir ittifak yapamadık. Ama umudumuz var. Denizli'de Denizli'nin sosyal demokratlarını, milliyetçi demokratlarını, muhafazakar demokratlarını, Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bu ülkenin bayrağına, topraklarına, devletine yürekten bağlı olan Denizli'nin güzel insanlarını Denizli İttifakı'na davet etmiştim. O gün Denizli sesimizi duydu. O gün ben buradan ayrılırken değerli il başkanım Ali Osman Orzum'a ve Nuri başkanıma dedim ki benim gördüğüm Denizli kararını vermiş dedim. 31 Mart akşamı en güzel haberi sizden aldık. Hepinize teşekkür ediyorum. Denizli'de sandık başına gidip her iki oydan bir tanesini Denizli İttifakı'na veren, her iki oydan bir tanesini Türkiye İttifakı'na veren ve Nuri Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterdiği Denizli İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı yapan Nuri Başkan'a destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Nuri Çavuşoğlu karpuz tezgahından çıkmış, okumuş, sağlıkçı olmuş, yetmemiş yeni okullar okumuş, emeğiyle mücadele etmiş, Denizli'yi seven çok güzel bir insan. Bundan sonra Nuri Başkan kendisine oy versin, oy vermesin. Bütün Denizlilere sahip çıkacak, oy veren kimseyi pişman etmeyecek, oy vermeyenlerin güvenini kazanacak, duasını alacak ve Denizli'ye tarihi hizmetler yapacak. Yolu açık olsun canım başkanımın, yolu açık olsun. Onun adaylığına ilk inanan beni dahi önce o ikna eden, örgütünü birlik beraberlik içinde çalıştıran, adayların arkasında kaya gibi duran ve bu başarının mimarı Atatürk'ün koltuğunun Denizli'deki bekçisi
Ali Osman Orzum kardeşime teşekkür ediyorum. Ve bazı illere gidersiniz, yanınızda arkanızda belediye başkanı olmaz. Bazı illere gidersiniz, 3-4 başkan varsa arkam sağlam dersiniz. Denizliler, size ne kadar teşekkür etsem az, arkamıza 15 belediye başkanını dizen Denizli'ye helal olsun. Bugün sabah Denizli'de uyandım. Dün akşamdan geldim, burada kaldım, gözlerimi huzurla açtım. Büyükşehir Nuri Başkan'a emanetti. Merkez ilçeler, her ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kıymetli başkanına emanetti. 15 ilçemiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanetti. İçim rahattı. Bundan sonra artık birileri gibi sadece partime, yakınlarımıza, yandaşlarımıza değil, bütün Denizli'de nüfusun %96'sına hizmet ederken artık yoksullar yalnız değildi, çiftçiler yalnız değildi, işçiler yalnız değildi, esnaf yalnız değildi, emekliler yalnız değildi. Onlara emanetti hepsi. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün vasiyetidir ki kimse sizlerin kimsesi olacak. Bundan sonra Atatürk'ün vasiyetindeki gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelerde çiftçi milletin efendisi olacak. Emekliler bundan sonra açlığa, yoksulluğa terk edilen emeklilerin arkasında Denizli Büyükşehir Belediyesi olacak. Ve biz seçimle bir büyük zafer kazanmadık. Bunu bir zafer olarak görmüyorum. Ben bu seçim sonuçlarını bir görev, bir vazife ve millet adına bir fırsat olarak görüyorum. Bu seçim bizim sevinmenin, mutlu olmanın, birbirini tebrik etmenin yanında sorumluluğu hatırlamanın, kimseyi üzmemenin, kimseyi dışlamamanın, kimseyi öteki hissettirmemenin sorumluluğunu sırtımıza aldığımız ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk genel seçimlerde milletin, halkın iktidarını kurup Atatürk'ün partisini birinci parti yapmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Görev verdi, mahcup etmeyeceğiz. Oy verdi, pişman etmeyeceğiz. Oy vermeyenleri asla yalnızlaştırmayacağız. Bu seçimleri Türkiye İttifakı kazandı. Türkiye kazandı. Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz. Değerli Denizliler, dünden beri Denizli'deyim. Denizli tekstilin başkentidir. Denizli geçmişte tekstille, tekstil ihracatıyla yüzü gülmüş, zenginleşmiş,
mutlu olmuş bir kentken ve çok daha iyilerini hak ediyorken maalesef yanlış politikalar sonucunda önce dolar kurunu, efendim enflasyon faizle düşmez, faiz sebeptir, sonuç değildir diyen, faizi inadına indiren, enflasyonu fırlatan, dolar fırladıkça kur korumalı mevduatı icat eden, hem milletin parasını bir avuç zengine veren, hem doları bizler için pahalı, tekstil için ucuz hale getiren ve bu açmazda ihracatı baltalayan yanlış politikalar büyük sıkıntı yarattı. Devamında tekstilde büyük istihdam düşüşleri, kapanan fabrikalar, atölyeler, Denizli'de büyük bir işsizlik yarattı. Bu sorunların çözülebilmesi için mücadele ederken iş yeri sahiplerinin yurt dışına çıkışta yaşadıkları vize sorunları, fuarlara gitmeyi, yeni anlaşmalar, yeni pazarlar bulmayı zorlaştırırken bir yandan da Denizli'deki işsizliği kalıcı hale getirdi. Bunun için hem iş dünyasının hem Denizli'nin vize sorununu geçtiğimiz günlerde görüştüğümüz Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'e aktardım. Kendisi elinden geleni yapacağını ve Türklerin öğrencisiyle, hastasıyla, iş adamıyla, sanatçısıyla, kamyoncusu, tırcısıyla yaşadıkları bu büyük zulme çare arayacaklarının sözünü verdiler. Takip edeceğiz ve bu vize sorunu çözülene kadar bununla mücadele edeceğiz. Yine Denizli'deki çok sayıda sanayicinin, Türkiye'deki irili ufaklı şirketlerin, KOBİ'lerin, esnafların önemli sorunlarından bir tanesi de bugünlerde çok konuşulan enflasyon muhasebesi. Bu yıllardır konuşulan, fayda getirecek diye istenen bir iş bu sene 2024 ile birlikte yürürlüğe girdi. Ancak varlıkların enflasyona göre yeniden değerlenmesi, finansal tabloların güncellenmesine evet derken birileri tuttu, enflasyonla değeri artan, güncellenen varlıklardan kar etmişsiniz gibi hesaba katarak vergi almaya kalktılar. Bu yok zamanda krediye muhtaç firmalar varken, ayakta duramayan firmalar varken, devletten alacağı KDV alacakları toplamda 10 milyar dururken, şimdi ellerindeki varlıkların enflasyona uyarlanmasıyla yüksek vergilerle karşılaşıyorlar. Ayrıca 3 ayda bir beyanname düzenlenmesi, mali müşavirlerin sırtına devlet tarafından eklenen yükler hem o meslek alanını hem de vatandaşı inanılmaz şekilde zorluyor. Finansal tabloların güncellenmesine evet, yeni vergilere, kazanmadan vergi vermeye, alacaklıyken borçlu çıkmaya hayır diyoruz. Çok sayıda şirket iflasın eşiğindedir, konkordatonun eşiğindedir. İş bilmezler, size sesleniyoruz. Yeter artık, düşün milletin yakasından, düşün milletin yakasından. Yetti gari, yetti gari.
Denizli'nin güzel insanları, 31 Mart seçimleri yeni bir siyasi hat çizmiştir. Bu siyasi hat Cumhuriyet Halk Partisi'ne yoksulun, kimsesizin, güvencesizin, unutulmuşun yanında durmayı, sesi olmayı ve onların sesini çıkarırken lüzumsuz gündemlerle meşgul olmamayı. Beni biliyorsunuz, seçim döneminde de dedim ki vatandaşın gündemi olmayan hiçbir gündemle meşgul olmayacağım. Birileri istedi diye onlarla kavga etmeyeceğim. Gündemi değiştirmelerine izin vermeyeceğim. Vatandaşın sorunu söz konusuysa ben kavgayı emekliler için vereceğim. Ben kavgayı çiftçiler için vereceğim. Ben kavgayı esnaflar için vereceğim. Ben mücadeleyi, her birimizin göz bebeği, gençlerimizin geleceği için vereceğim. Gençlerimiz için vereceğim. Şunu bilsinler ki benim gündemim birilerinin kaybettiği siyasi mevzileri kazanmaları için, kaybedecekleri koltuklara çare bulmak için yaratacakları suni gündemler değildir. Ben atanmayan öğretmenin, staj çıraklık mağdurlarının, emeklilikte kademe bekleyenlerin ve 9000 güne prangayla mahkum edilmiş Bağkurluların, emeği sömürülen sendikal hakları elinden alınan işçilerin, milletin efendisiyken al ananına git denen çiftçilerin, $272 Almanya'daydım, Almanlara anlattım, tercüme hatası, yanlış söyledim sandılar. 272 euro maaş alıyor Türkiye'de emekli dedim, düzeltiyor, 2700'dür diyor. Yok dedim, Strasbourg'daydım, Fransa'daydım, tercüman kız yanlış söylüyor sandılar. Bir sıfır eksik değil mi dediler. 2700 olsun dediler. Dedim ki, o gün kendi kendime dedim ki, ey Özgür Özel, Türkiye'deki 272 euroluk emekli maaşının Almanca'ya tercümesi yok, İngilizce'ye tercümesi yok, milletin bir sıfır eksik sandığı bu sefalete emeklilerimizi mahkum edenlere yazıklar olsun, yazıklar olsun. Şunu bilin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Yapacağım her görüşmede, kuracağım her temasta, çıkacağım her kürsüde milletin sesi olacağım, halkın sesi olacağım, sizin sesiniz olacağım. Bize inandınız, bize güvendiniz, bize sorumluluk verdiniz. Bundan sonra bir büyük mücadele başlıyor. Dün Çorlu tren kazasında evladını kaybeden annelerin, babaların, gözü yaşlı eşlerin, babasız kalmış, anasız kalmış evlatların yanındaydık. Yarın pazar günü Ulus'ta atanmayan öğretmenlerle birlikte olacağız.
Bundan sonra mağdurun ve mazlumun yanında dimdik duracağız. Yakında ilan edeceğimiz emekli mitingiyle emeklilerin sesini duyuracağız. Siz oyunuzu attınız. Göreviniz tamam. Bundan sonra bekleyin. Böyle bir şey yok. Bundan sonra bu ülkeyi kurtarmak için bize de, hepimize de, hepinize de önemli görevler düşüyor. Bugün burada olduğu gibi bundan sonra nereye çağrılırsak, hangi eyleme, hangi mitinge, hangi yürüyüşe çağrılırsak oraya koşalım, destek olalım, hakkımızı söke söke alalım. Sizlere güç veren, sizlerden güç alan ve sokaktan korkmayan, meydandan çekinmeyen, müzakere de eden, mücadele de eden, yepyeni, dinamik, sonuç alan bir siyaset için yola çıktık. Beraber miyiz? Bir kez daha söylüyorum. Bu ülkeyi seviyoruz. Sizleri seviyoruz. Beni seviyor musunuz? Beni seven arkamdan gelsin. Beni seven arkamdan gelsin. Seçimden önce o için söylemedik ama seçimi o güzel oylarınızla kazandık. Şimdi buradan seçimden sonraki ilk büyük mitingimizde Denizli'ye belediyeye kahve içmeye gelip burayı mitinge çeviren, ayrılan alana sığmayıp bir o kadar da arkada toplanan dört bir yandan bize seslenen sizlere şunu söylüyorum. Bizim ittifakımız siyasi parti ittifakı değildir. Bizim ittifakımız bir araya gelmiş ve milletin canı yanarken, açlıktan kıvranırken onları duymayan Cumhur İttifakı değildir. Bizim ittifakımız adını memleketimizden, renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alan Türkiye İttifakı'dır. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. En büyük Türkiye. En büyük Türkiye. En büyük Türkiye. Türkiye İttifakı kazanacak. Türkiye kazanacak. Memleketimizi seviyoruz. Sizlere güveniyoruz. Sağ olun, var olun. Büyük bir alkışla, coşkuyla bayraklarımızı sallıyoruz. Tam bitmişti ama büyük bir sürprizimiz var. Belediye başkanımızın, benim gibi yakın dostu, il başkanımızın değerli mücadele arkadaşı, bizim abimiz ve ilinde oyları %18'den 38'e çıkaran Veli Ağbaba size merhaba diyor. Veli Ağbaba ile birlikte Nuri Çavuşoğlu'nun elini, 15 belediye başkanımızın elini, örgütümüzün elini, sizlerin milletvekilleri Şerif Arpacı ile ve meclis başkan vekilimiz Gülizar Biçer Karaca ile birlikte kaldırıyoruz.
Denizli onlara emanet. Onlar sizlere emanet. Sizler Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Türkiye'nin umudu Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve onun aydınlık yol arkadaşlarına. Çok güzelsin Denizli. Çok güzelsin Denizli. Daha güzel yarınlarda buluşmak üzere. Hoşça kal Denizli. Coşkuyla unutma.